Herkese merhabalar. Cins Patiler kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız ve bu videoda hep beraber birlikte patili dostlarımız için bir yağmurluk yapacağız arkadaşlar. Ve bunu poşetten ya da naylondan ya da işte ön kısmı naylon olan çantalar var. Onlardan yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde zaten görülüyor mu bilmiyorum şu an. Bu şekilde kestik. Bugün güzel bir yağmurluk yapacağız ve bu yağmurluğu evimizdeki malzemelerden yapacağız arkadaşlar. Bu yastık ya da işte ona benzer şeylerin içinde olduğu bir çanta vardır arkadaşlar. Etrafı işte naylon olan, şeffaf naylon olan bir çanta vardır arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde çantalar var arkadaşlar. Bunun içinde yastık vardı. Bir tarafı gördüğünüz gibi böyle bir şekilde şeffaf, diğer tarafında da böyle kumaşı var. Tamamen bundan yağmurumuzu yapacağız. Başlamadan önce arkadaşlar, halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. Bu kalıbın hemen ölçülerini söyleyeyim size. Bu kalıpta her zamanki gibi yarım bir kalıp. Eni 19 santim, toplamda 38 santim yapıyor eni. Boyu da 42 santim arkadaşlar. Şurada bir oyuğumuz var. Bunu kolaylıkla evde siz de yapabilirsiniz. Daha önce bir panço yapımını anlatmıştım. Orada kalıbı nasıl çıkarabileceğimizi anlatmıştım arkadaşlar. Onu da linkini yukarıya bir yere koyuyorum. Onu da izleyerek bu kalıba yakın bir kalıp çıkarabilirsiniz. Ya da evde kolaylıkla bu şekilde bir kalıp çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan patili dostunuzun bel ölçüsü ve boyun ölçüsü ve sırt uzunluk ölçüsü arkadaşlar. Bunu daha önce bir kalıp çıkarma videomda anlatmıştım. Nerelerin ölçüsünün gerektiğini. O videomuzu da kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kalıplarımız var. Ana kalıbımız, şapka kalıbımız, yan bağlantı noktalarımız, birleştirme şeritlerimiz arkadaşlar. Bu şekilde kalıplarımız var. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bırakayım. Tam olarak görelim şu şekilde. Evet. Kumaşlarımı kestim ya da malzemelerimi ayarladım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu az önce gösterdim. Şu şekilde şeffaf bir naylon da diyebiliriz. Poşet de diyebiliriz ki bunu arkadaşlar sağlam poşetlerden yapabilirsiniz. Mağazaların verdiği işte şeffaf, üzerinde çok mağaza logosu ya da benzeri şeylerin olmadığı ya da olsa bile hani işte atıyorum sevdiğiniz bir mağazanın logosu poşetidir. Ondan yapabilirsiniz arkadaşlar. Logo da üzerinde durabilir. Gayet de şık oluyor. Bunun çok örneğini görmüştüm. Bazı ünlü mağazaların poşetlerinden yağmurluklar yapılıyor patili dostlar için arkadaşlar. Biz de bugün bu şekilde bir yağmurluk yapacağız. Bu gösterdiğim yastık çantalarının, yani poşetlerinin kenarlarındaki biyeyi de söktüm ve bu biyeleri kullanacağım. Arka kısmından da yine 4 santiminde şeritler kestim. Gerekirse o şeritleri biye olarak kullanacağım arkadaşlar. Ana kalıbımızı iki parça olarak kestim arkadaşlar. Şu şekilde ortadan biye atacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Tam ortasından şöyle bir biyemiz olacak arkadaşlar. Şeridimiz olacak. Yine alt kısmında tabii ki böyle yan yana değil ama üst üste getirip şu şekilde uçlarını arkadaşlar o şekilde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle buradan birleştirmeye başlayacağız. Dediğim gibi ortayı bu şekilde bir biye ile birleştireceğiz arkadaşlar öncelikle. Çünkü daha sonra kenarlarına biye geçeceğiz. Öncelikle bu iş üst tarafta yapacağımız işlemleri yapmamız gerekiyor. Hemen bunu yapıyoruz ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada bir şeridimiz oldu. Bakın tam ortası. Birleştirdik. Şapkamızı birleştirdik arkadaşlar. Evet, biraz hızlı oldu ama şu şekilde bakın. Ara şeridini dikip tam dikişin üstünden şu şekilde biye geçiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde şapkamız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şapkamızın bu kısmında aynı bu şekilde sizin tamamen görmeniz açısından arkadaşlar bu şekilde ilerliyorum çünkü şeffaf olduğu için zaten çok fazla görünmüyor. Size sağlıklı bir şekilde anlatmaya ve aktarmaya çalıştığım için bu şekilde ilerliyorum. Yani şu kısımda gördüğünüz biye işlemini aynen bu şekilde bakın birleştirdik. Tam dikiş üstünden de biyemizi dikeceğiz. Arkadaşlar şapkamız da o şekilde hazır olacak. Bütün diğer kısımlara da aynı şekilde biyemizi geçtik. Bakın şu şekilde. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şapkamızı da bitirelim. Buradaki biyesini dikeceğiz. Sonrasında şu şekilde tam ortasını dikeceğim. Arkadaşlar biyeyi geçerken şöyle bir şapka olacak. Arkadaşlar. Bu şekilde şapkamız olacak. O zaman hemen ilerliyoruz arkadaşlar. Ana gövdemiz şu an için hazır. Şapkamızın şu kısmını yapacağız. Ön siperliğini dikeceğiz. Arkadaşlar sonrasında da bu yan bağlantı noktalarımızı dikip bütünüyle biyemizi geçip yağmurluğumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Bu kadar kolay, evde tamamen evdeki malzemelerle yapabileceğiniz, hatta bu gösterdiğim yastık çantalarıyla, poşetleriyle yapabileceğiniz bir yağmurluk arkadaşlar. Bu arada kanalımıza halen abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şapka oldu arkadaşlar. Fakat şapkayı çıtla mı birleştirsem yoksa tamamen bütün halinde mi yapsam ona karar veremedim. Tam olarak ama büyük bir ihtimal çıt yapacağım. Yani takıp çıkarılabilir bir şapka yapacağım. Şapkadan da biraz bahsedeyim. Gösterdiğim gibi biyelerimizi geçtik orta kısımdan. Sonrasında bütünüyle ön kısma, yani ön kısmına biyemizi geçtik, şu kısma ve bu küçük aparatı bu şekilde şu üst biyeyi dikerken altına koyup diktik arkadaşlar ve şapkamız bu hale geldi. Yağmurluğumuzun şapkası bitti. Sadece birleşmesi kaldı. Onu da kenara aldık. Şimdi ana gövdemizde arkadaşlar bütünüyle kenarları ve boyun kısmına dahil olmak üzere bütünüyle etrafına biye geçeceğiz arkadaşlar. Aynı bu şekilde şapkada yaptığımız gibi beyaz biyemizi geçeceğiz. Bu da neydi arkadaşlar? Yastık poşetimiz vardı ve bu poşetten yapıyoruz yağmurluğumuzu ve poşetin arka kısmındaki kumaştan 4'er santimetrede şeritler kestik ve o şeritlerle biyemizi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bu ana gövdenin de etrafını, komple etrafını biye yapalım ve sonrasında son rötuşlar, birleştirmeler ve çıtçıtla devam edeceğiz arkadaşlar. Şapkamızı şu kısımlardan 2-3 tane çıtçıtla birleştireceğiz arkadaşlar. Ve yağmurluğumuz da bu hale geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıtçıtlarla ya da çıtçıtınız yoksa cırtla, yani ya da benzeri malzemelerle şu şekilde buradan birleşecek arkadaşlar. Basit, hem kolay hem de evdeki malzemelerle arkadaşlar. Eminim herkesin evinde bu şekilde işte nevresim çantaları oluyor ya da işte bu şekilde yastık çantaları oluyor. Ön yüzleri ya da tamamıyla etrafı şeffaf olan, onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün evlerde mutlaka bir tane oluyor. Ya da bu şekilde biz bu yastıkları yeni aldık. Yastıkların da çantalarını bu şekilde değerlendirmek istedim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen yağmurluğumuzun çıtçıtlarını takıyoruz. Ve son haliyle devam edeceğiz. Yalnız şimdi çıt olayına geldiğimiz arkadaşlar, ince bir şeffaf naylon arkadaşlar. Buraya çıt vurduğumuzda büyük bir ihtimal birkaç kullanımda, yani takıp çıkardığımızda naylona zarar verip yırtabilir. O yüzden ben çıtçıtların arasına da bu biye olarak kullandığım kumaştan küçük parçalar kullanacağım arkadaşlar. Şuraya çıtçıt takacağız arkadaşlar. Şu boyda kesip 1-2-3 tane çıtçıt yapabiliriz. Yani bunu buraya dikip ya da dikmeden de bu kumaşı koyarak çıtçıtımızı güçlendirebiliriz. Şapka birleşim için buna gerek yok. Zaten biyelerden yapacağız birleşimi. Hemen çıt olayımızı halledelim. Öncelikle şapkayı sabitleyeceğim. Arkadaşlar şapkamızı bu şekilde kullanabiliriz ya da birer tane de şuralara atarız. Tam uç noktalara ve şapkamız hazır olmuş olur. Yorumlar kısmından bize düşüncelerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Yorum bırakabilirsiniz. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şapkamız bu şekilde sabitlendi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Siperliğimiz de burada. Şu kısma, evet, şu şekilde kumaş parçası keseceğim. İki tarafa da aynı şekilde hem alttan hem üstten çıtçıtların altını korumak amacıyla arkadaşlar. Yağmurluğumuz hazır. Bitti. Evet. Gördüğünüz gibi bu hale getirdik. Umarım hepimiz için güzel bir video olmuştu ve patili dostlarımız için de güzel bir yağmurluk gerçekten elde ettik sanırım arkadaşlar. Büyük oğlum uyumamış. Şapkamızı kapatalım. Kalk kuzum. Kalk, görsünler. Görsünler ama cicimizi görsünler. Hadi. Yağmurluğumuz bu arkadaşlar. Son halde bu şekilde gördüğünüz gibi patili dostumuzun üstünde. Kuşum yattı, görsünler bakın. Bağlantı noktası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, umarım hepimiz için yararlı bir video olmuştur ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına fikirlerinizi, düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan, canlı yayınlardan haberiniz olmuş olur. Bir sonraki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patili kalın arkadaşlar. Bye bye.